Merhaba arkadaşlar, düzlemde hareketi inceleyeceğiz. Bu bölümde tek boyut kısıtlaması olmadan bir düzlemde ve uzayda cisimlerin hareketini incelemeye devam edeceğiz. Düzlemde harekete örnek olarak eğik atış ayrıntılı bir şekilde incelenecek. Son olarak da birbirlerine göre sabit hızla hareket eden referans sistemlerine göre bir cismin hareketini inceleyeceğiz. Bu tür problemler bağlı hareket olarak tanımlanmaktadır. Konum vektörünü tanımlayalım. Bir parçacığın konum vektörü R bulunduğu koordinat sisteminin merkezinden parçacığın bulunduğu noktaya çizilen vektördür. Şekilde P noktasında bulunan cismin konum vektörü şu şekilde gösterilmiştir. Buradaki R konum vektörü X'de, eksi 3'te, Y'de, 2 metrede ve Z'de ise 5 metrededir. Eğer biz bu konum vektörünü tanımlarsak, R konum vektörünün X, Y ve Z bileşenlerini tanımlamamız gerekir. O zaman R vektörümüz eksi 3i, i burada birim vektör, bize X yönünü göstermektedir. Artı 2j, burada j birim vektörü, y yönünü göstermektedir. Ve artı 5k, yani z yönündeki uzunluğumuz 5 metre olduğunu göstermektedir. Yer değiştirme vektörü R1 konumundan R2 konumuna hareket eden bir cismin yer değiştirme vektörü delta R eşittir R1 eksi R2 biçiminde tanımlanır. R1 ve R2 konum vektörleri bileşenleri cinsinden. Bu bileşenler nelerdir? R1 için x1, y1 ve z1'dir. R2 için ise x2, y2 ve z2 biçiminde ifade edilirse yer değiştirme vektörü de bileşenlerin cinsinden delta r x2 eksi x1 y2 eksi y1 z2 eksi z1 ve bu büyüklüklerin birim vektörleriyle çarpımları olur. Mesela t1 anında r1 konum vektörü ile tanımlanan cismin izlediği yol sonucu t2 anında R2 konum vektörü ile tanımlanıyorsa yer değiştirme vektörümüz delta R bu iki vektörün çıkarımı şeklinde yani x yönündeki büyüklüklerin çıkarımı, y yönündeki büyüklüklerin çıkarımı ve z yönündeki büyüklüklerin çıkarımı olarak tanımlanır. Ortalama ve anlık hız. Önceki dersimizde de tanımladığımız gibi ortalama hız yer değiştirme bölü zaman biçiminde veriliyordu. Buna göre yer değiştirmeyi yer değiştirme vektörü cinsinden tanımlarsak x yönündeki değişimimiz, y yönündeki değişimimiz ve z yönündeki değişimimiz olur. Bu bileşenleri ayırdığımızda bize x yönündeki hızımızı, y yönündeki hızımızı ve z yönündeki hızımızı tanımlar. Bu ortalama hızın tanımıdır. Anlık hız ise ortalama hızın zaman sıfıra yaklaşırkenki durumundaki limitidir. Yani v ortalama hızımız yer değiştirme vektörümüz bölü zamandaki değişim sıfıra gittikçe bize anlık hızı verecektir ki bu da türevin tanımıdır. Delta t'nin sıfıra gitmesi durumunda r2 vektörü r1 vektörü üzerine doğru kayar ve delta r yer değiştirme vektörü sıfıra doğru yaklaşır. Delta r bölü delta t vektörü yani ortalama hız bir noktasında yörüngeye çizilen teğet yönündedir. Ortalama hız anlık hıza eşit olur. Anlık hızı da tanımlarsak bizim konum vektörümüzün zamana göre türevidir ve hız v eşittir vx, vy ve vz cinsinden tanımlanır. Buradaki türev ifadesi ayrı ayrı x yönündeki hızımız, y yönündeki hızımız ve z yönündeki hızımızdır. Böylece ortalama hızı ve anlık hızı tanımlamış olduk. Peki ortalama ivme ve anlık ivme nedir dersek? Ortalama ivme hızdaki değişimin zamana oranıdır. Yani bizim son hızımız, eksi ilk hızımız bölü arada geçen zaman. Anlık ivme ise tahmin edebileceğiniz gibi zamanın sıfıra gittiği durumdaki limiti olarak tanımlanır. Buradaki
anlık ivmemiz dv bölü dt olarak kısaca tanımlanır. Eğer bileşenlerini ayırmak istersek x yönündeki zamana göre türevimiz, y yönündeki zamana göre türevimiz ve z yönündeki zamana göre türevimiz ayrı ayrı yazılabilir. O zaman ax, x yönündeki ivmemiz çarpı i birim vektör artı ay, y yönündeki ivmemiz çarpı j birim vektör artı az çarpı k birim vektörümüz. Burada önemli bir nokta, ivme vektörünün hızdaki gibi izlenen yörünge ile özel bir ilişkisi yoktur. İvme bileşenleri şu eşitliklerle verilir. A toplam ivmemiz dv bölü dt, ax x yönündeki ivmemiz dvx bölü dt, ay dvy bölü dt, az ivmemiz ise dvz z yönündeki hızımız bölü dt şeklindedir. Örnek sorumuz, bir cisim ilk hız bileşenleri v0x 20 metre bölü saniye ve v0y eksi 15 metre bölü saniye olacak şekilde t eşittir 0 anında orijinden harekete başlıyor. X-Y düzleminde hareket eden cismin ivme bileşenleri de ax eşittir 4 metre bölü saniye kare ve ay eşittir 0'dır. Cismin herhangi bir andaki hızını bulunuz dediğimizde neydi hız denklemimiz? Vx eşittir v0x artı axt, yani ilk hızımız artı ivmemiz çarpı zaman. Aynı şekilde y yönünde vy eşittir v0y artı ay çarpı t. Bu da eksi 15 metre bölü saniye. Bu iki bileşeni birlikte yazdığımızda, yani v vektörümüz 20 artı 4t çarpı i birim vektörümüz eksi 15 j metre bölü saniye olacaktır. Peki B şıkkında cismin herhangi bir andaki konumu nedir diye sorarsak, t eşittir 0 anında x0, y0, 0 eşit, yani orijindeyiz. Peki bizim yolu tanımladığımız denklem neydi? X yolumuz eşittir x0 artı v0x çarpı t artı 1 bölü 2 ax t kare. İlk yolumuz 0, o zaman 20t artı 2t kare. Aynı şekilde y yönü için yt eşittir y0 çarpı v0y artı 1 bölü 2 ay t kare. Y0 0, ay ivmemiz 0, o zaman eksi 15t olacaktır. Buna göre r konum vektörümüz 20t artı 2t kare çarpı i eksi 15 çarpı t çarpı j birim vektör, birimimiz de burada metre olacaktır. Başta da söylediğimiz gibi eğik atışı örnek olarak göstereceğiz burada. Peki eğik atış nedir? Bir cismin yer çekimi kuvvetinin etkisi altında düşey düzlemdeki hareketi eğik atış hareketi olarak adlandırılır. Cisim hareketine V0 ilk hızıyla başlar. İlk hızın yatay ve düşey bileşenleri şu ifadelere sahiptir. Cismimiz burada ilk hızına başlıyor. V0 ilk hızıyla yatayla teta 0 açısını yapacak şekilde ise V0 x bileşenimiz V0 çarpı kosinüs teta 0 olacaktır. V0 y, yani y yönündeki ilk hızımız ise V0 çarpı sinüs teta olacaktır. Eğik atış hareketi x ekseni ve y ekseni boyunca ayrı ayrı incelenecektir. Bu iki hareket birbirinden bağımsızdır. X ekseni yönündeki hareketin ivmesi 0, y yönündeki hareketin ivmesi ise eksi g'dir. Yani yer çekimi ivmesi. Yatay hareketi inceleyelim. Yatay harekette ivmemiz 0, x ekseni yönünde hız değişmez demektir bu da. O zaman vx eşittir v0 çarpı kosinüs teta 0 ve x eksi x0 v0 çarpı kosinüs teta 0 çarpı t olarak ifade edilir. Düşey bileşeninde ise ay ivmemiz eksi g'dir ve y eksenindeki hareket serbest düşme olarak düşünülebilir.
V'ye eşittir V0 çarpı sinüs teta 0 eksi GT. Ve konumumuz ise Y eksi Y0 eşittir V0 çarpı sinüs teta 0 çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kare olarak tanımlanır. Eşitlik 3'ten T bulunarak eşitlik 4'te kullanılırsa VY kare ne olacak? V0 çarpı sinüs teta 0'ın karesi eksi 2G Y eksi Y0 bağıntısını elde edeceğiz. Burada önemli bir nokta, bu eşitliklerdeki X0 ve Y0 cismin harekete başladığı noktanın koordinatlarıdır. Çoğu problemde de hareketin başladığı nokta orijin olarak alınır. Grafikte de vurgulamak istediğim önemli bir nokta var. Eğik atış V0 ilk hızıyla başladığında VY hız vektörümüz gittikçe küçülecek ve en tepede düşey yönde hızımız 0 olacak. Tekrar aşağı inerken Y yönündeki hızımız ters yönde artacaktır. Sonuçta yere çarptığı andaki düşey hız vektörü ve ilk başladığı andaki hız vektörü zıt yönlü ama eşit büyüklüktedir. Yörünge denklemi. Yörünge denklemi eğik atış hareketinin izlediği yolu tanımlamamıza yardımcı olur. Daha önceki tanımladığımız bileşenleri tekrar gözden geçirirsek X yönündeki hızımız V0 çarpı kosinüs teta 0, X yönündeki konumumuz V0 çarpı kosinüs teta çarpı T. Y yönündeki hız bileşenimiz V0 sinüs teta 0 eksi GT ve Y yönündeki konumumuz Y eşittir V0 çarpı sinüs teta 0 çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kare. Eşitlik 2'den T çekilip eşitlik 4'te kullanılırsa Y eşittir tanjant teta 0 x eksi g bölü 2 çarpı v 0 çarpı kosinüs teta 0'ın karesi çarpı x kare bulunur. Ve bu eşitlik cismin izlediği yörüngenin denklemidir. Bu yörünge denklemi de y eşittir ax artı bx kare formundadır. Ve bu denklemde bize bir parabol tanımlar. Yatay menzil R. R eğik atışta cismimizin gidebileceği uzaklıktır. Ve R eşittir V0'ın karesi çarpı sinüs 2 teta 0 bölü G olarak tanımlanır. Cismin harekete başladığı nokta ile yere düştüğü nokta X ekseni üzerinde ise yani Y0 eşittir Y o da 0 ise cismin yatayda aldığı yol R menzil olarak bilinir. Eşitlik 4'ten V0 çarpı sinüs teta çarpı t eksi 1 bölü 2 gt kare eşittir 0'dır. O zaman V0 çarpı sinüs teta 0 eksi 1 bölü 2 gt çarpı t eşittir 0. O zaman t ifademiz 2V0 çarpı sinüs teta 0 bölü g bulunur. T cismin uçuş süresidir ve eşitlik 2'de x eşittir V0 kosinüs teta 0 çarpı t de yerine konulursa R menzili 2 V0'ın karesi bölü G sinüs teta 0 çarpı kosinüs teta 0. Oradan da R menzilimiz V0'ın karesi çarpı sinüs 2 teta 0 bölü G bulunur. Özel bir durum, cisim yatayla teta 0 eşittir 45 derecelik açı yapacak şekilde atılırsa cismimiz maksimum menzile ulaşır ki R max eşittir V0'ın karesi bölü G olarak ifade edilir. Peki eğik atışta cismimizin ulaşabileceği maksimum yükseklik nedir diye sorarsak maksimum yüksekliğimiz h eşittir v0'ın karesi çarpı sinüs teta 0'ın karesi bölü 2g. Denklemin çıkarımını yaparsak düşey yöndeki hız bileşenimiz vy v0 çarpı sinüs teta 0 eksi gt a noktasında yani en tepede vy hızımız 0 olduğunu söylemiştik. O zaman V0 sinüs teta 0 eksi GT ifademiz 0'a eşit olacaktır. Buradan da T'yi V0 sinüs teta 0 bölü G olarak ifade edebiliriz. Yüksekliği konumun zamana göre bir fonksiyonu olarak tanımladığımızda V0 sinüs teta 0 çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kare
O da V0 çarpı sinüs teta 0 V0 sinüs teta 0 bölü G eksi 1 bölü 2G çarpı V0 sinüs teta 0 bölü G'nin karesi. Bu ifadede kısaca V0'ın karesi sinüs teta 0'ın karesi bölü 2 çarpı G olacaktır. Böylece eğik atış hakkında temel tanımları vermiş olduk. Örnek sorularla devam edelim. Birinci örneğimiz, bir taş yüksekliği 45 metre olan binanın tepesinden yatayla 30 derece açı yapacak şekilde V0 eşittir 20 metre bölü saniyelik ilk hızla fırlatılıyor. Yani taşımız buradan, ilk hızımız 20 metre bölü saniye olacak şekilde ve yatayla yaptığımız açı 30 derece olacak şekilde fırlatılıyor ve aşağı düşüyor. A şıkkı, taş ne kadar sürede yere düşer? Y eksi Y0 eşittir V0 Y çarpı T eksi 1 bölü G T kareydi. Biz burada ilk konumumuz 0, son konumumuz eksi 45 metre olduğunu biliyoruz. Y yönündeki hızımızı bulabiliriz. O zaman geriye sadece zaman ifademiz kalır. 20 çarpı sinüs 30 çarpı T eksi 9,8 yer çekimi ivmesi bölü 2 T kare artı 45 eşittir 0 ise T buradan 4,23 saniye çıkar. Yani taşı buradan attığımızda buraya ulaşması için geçen süre 4,23 saniyedir. B şıkkı, taş atıldığı noktadan ne kadar uzağa düşer? Yani bizim menzilimiz nedir? X eksi x0 eşittir v0x çarpı t artı 1 bölü 2 ax t kare. İlk konumumuz 0, x yönündeki ivmemiz 0 ise x eşittir 20 çarpı kosinüs 30 çarpı t. Buradan da 73 metre çıkacaktır. C şıkkı, taş yere hangi hızla çarpar? Yani bu noktadaki hızımız nedir? Dediğimiz gibi x yönünde ve y yönündeki hızlarımızı ayrı ayrı ele alacağız. X yönü için konuşursak vx eşittir v0x eşittir 20 çarpı kosinüs 30. O da 17,3 metre bölü saniye olur. V'ye ise v0y eksi gt eşittir 20 çarpı sinüs 30 eksi 9,8 çarpı 4,23. O da eksi 31,4 metre bölü saniye olur. O zaman bizim v hız vektörümüz x yönünde 17,3, y yönünde ise eksi 31,4 olacaktır. Bir diğer örneğimiz, bir kurtarma uçağı yerden 100 metre yükseklikte 40 metre bölü saniye yatay hızla giderken mahsur kalmış bir grubun bulunduğu noktaya yardım paketi ulaştırmak istiyor. Uçağımız yatayla, sadece yatayla 40 metre bölü saniyelik hızla uçuyor yerden 100 metre yükseklikte ve attığı paketin mahsur kalmış grubun yakınlarına düşmesi isteniyor. O zaman A şıkkı, paketin grubun bulunduğu noktaya düşmesi için geçen süre nedir? Y eksi Y0 eşittir V0Y çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kare. Dediğimiz gibi sadece yatayla 40 metre bölü saniyelik hızla gidiyoruz. O zaman Y yönde bir hızımız yok. Bu bileşenimiz sıfıra gider. Buradan da eksi 100 eşittir eksi 1 bölü 2 9,8 T kare. Buradan da T'yi çekersek 4,52 saniye olacaktır. B şıkkında ise hangi yatay uzaklıktan bırakılmalıdır? Bu da x eksi x0 eşittir v0x çarpı t artı 1 bölü 2 ax t. İlk konumumuz 0, ivmemiz 0. O zaman x eşittir v0x çarpı t olacaktır. Buradan da bilinenleri yerine yazdığımızda 40 çarpı 4,52, o da 181 metre olacaktır. Yani uçağımız 181 metre geriden bu paketi bıraktığında mahsur kalmış insanların yanına düşecektir. C şıkkında ise paket hangi hızla yere çarpar? Yani son hızımız nedir? Bileşenlerimizi ele alalım. Vx eşittir v0x, o da 40 metre bölü saniye. Vy yönündeki hızımız ise v0y eksi gt. V0y'miz 0. O zaman eksi 9,8 çarpı arada geçen zaman 4,52,
O da eksi 44,3 metre bölü saniye. Yani aşağı yönde 44,3 metre bölü saniye büyüklüğünde bir hız olacaktır. Bunu da vektör olarak ifade ettiğimizde v hız vektörümüz 40 çarpı i eksi 44,3 çarpı j metre bölü saniye şeklinde ifade edilir. Üçüncü ve son örneğimiz, bir kayakçı şekildeki gibi 25 metre bölü saniyelik yatay bir hızla atlayış yapıyor ve rampanın alt ucuna düşüyor. Rampanın eğim açısı 35 derecedir. Buna göre kayakçı ne kadar süre havada kalır? X yönündeki konumumuz x eşittir v0x çarpı t. O da 25t. Bunun karşılığında geometrik olarak hesaplarsak, yani d uzunluğu kadar ilerlemişse bu yönde, d çarpı kosinüs 35, yani x yönümüz bulunur. Benzer şekilde y için ise eksi 1 bölü 2 gt kare. İlk hızımız 0, sadece ivmeden dolayı hızlanıyoruz. O da eksi 4,9 çarpı t kare. Bu da bu uzunluğumuz çarpı sinüs 35'e tekabül edecektir. O da eksi d çarpı sinüs 35. Bu iki ifadeyi karşılıklı böldüğümüz zaman eksi tanjant 35 eşittir eksi 4,9 t kare bölü 25t. Buradan da t'yi çekersek t eşittir 25 çarpı tanjant 35 bölü 4,9, o da 3,57 saniye olacaktır. B şıkkında ise rampanın uzunluğu d ne kadardır? X yönünü sadece ele alırsak 25t eşittir d çarpı kosinüs 35. Buradan da d ifademiz 25 çarpı 3,57 bölü kosinüs 35. Bu da 109 metre olacaktır. C şıkkında ise kayakçı rampaya hangi hızla çarpar? Yani son hızımız. Vx, x yönündeki hızımız v0x'e eşit. O da 25 metre bölü saniye. Vy, y yönündeki hızımız eşittir v0y eksi gt. Y yönündeki ilk hızımız 0. O zaman eksi 9,8 çarpı 3,57. O da eksi 35 metre bölü saniye. Bu ifadeleri de v hız vektöründe yerine yazarsak 25i eksi 35j olacaktır. Böylece eğik atışı tanımlamış ve eğik atış hakkında örnekler çözmüş olduk. Bağlı harekette ise önce bir boyutlu bağlı hareketi tanımlayacağız. Sonra da bunu iki boyuta çıkaracağız. Bir boyutta bağlı hareket, bir P cisminin birbirine göre hareketli A ve B gözlem çerçevelerine göre ölçülen hızları birbirinden farklıdır. B gözlemcisinin durgun olan A gözlemcisine göre sabit bir VBA hızı ile hareket ettiğini varsayalım. Herhangi bir anda A ve B gözlemcileri sırasıyla P cisminin konumunu XPA ve XPB olarak ölçsünler. O zaman XBA'da B gözlemcisinin A gözlemcisine göre konumu olsun. Şekilde de ifade ediliyor. Bizim bir P cismimiz var ve bu P cismini izleyen A ve B gözlemcileri var. P cisminin konumu B gözlemcisi tarafından XPB olarak gözleniyor. A gözlemcisi tarafından B cisminin konumu ise XPA olarak gözlemleniyor. B gözlemcisinin konumu A gözlemcisine göre ise XBA olarak gözlemleniyor. Buna göre XPA eşittir XPB artı XBA olacaktır. Bu ifadenin her iki tarafının zamana göre türevini aldığımızda bize P'nin A'ya göre hızı eşittir P'nin B'ye göre hızı artı B'nin A'ya göre hızını verecektir. Eğer B'nin A'ya göre hızının türevi 0 ise APA eşittir APB olur. Yani P cisminin A gözlemcisine göre ivmesi P cisminin B gözlemcisine göre ivmesine eşittir denir. Burada önemli bir noktaya değinmek lazım. A ve B gözlemcileri P cisminin ivmelerini aynı ölçerler fakat hızlarını farklı ölçerler.
İki boyutta ise B gözlemcisinin A gözlemcisine göre XY düzleminde sabit bir VBA hızıyla hareket ettiğini varsayalım. Herhangi bir anda A ve B gözlemcileri P cisminin konum vektörünü sırasıyla RPA ve RPB olarak ölçsünler. RBA ise B gözlemcisinin A gözlemcisine göre konum vektörü olsun. Yani A gözlemcimiz P cisminin konumunu RPA olarak tanımlıyor. B gözlemcimiz P cisminin konumunu RPB olarak tanımlıyor. A gözlemcisi B gözlemcisinin konumunu ise RBA olarak tanımlıyor. Vektörel toplam işleminden RPA eşittir RPB artı RBA olacaktır. Her iki tarafın zamana göre türevini aldığımızda bize VPA yani P'nin A'ya göre hızı eşit olacak. P'nin B'ye göre hızı artı B'nin A'ya göre hızı. VBA'nın zamana göre türevini aldığımızda aynı şekilde P'nin ölçülen ivmeleri eşit olacaktır. Ama ölçülen hızlarımız farklıdır. Pratik bir yöntemden bahsedelim. Hızların başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. Bakandan bakılana bir vektör çiziyoruz. Çizdiğimiz bu vektör bağlı vektör oluyor. Yani bakan vektörümüz, bakılan vektörümüz başlangıç noktalarını birleştiriyoruz ve bakandan bakılana doğru vektör çizdiğimizde bize bağlı vektörümüzü veriyor. Burada K, L, M ve N cisimleri aynı V hızıyla fakat farklı yönlerde ilerliyor. Mesela K'dan bakan L'yi nasıl görür dediğimizde K hız vektörünün ve L hız vektörünün başlangıç noktalarını birleştiriyoruz. K'dan L'ye doğru bir vektör çiziyoruz. O zaman K cismi L cismini V çarpı kök 2 büyüklüğünde bir hızla güneybatıya doğru ilerliyor görecektir. M'den bakan K'yı nasıl görür diye sorarsak M cisminin ve K cisminin hız vektörlerinin başlangıç noktalarını birleştiriyoruz ve M'den K'ya doğru bir vektör çiziyoruz. Vektörümüzün büyüklüğü 2 ve yönü de doğu yönünde olacaktır. Başka bir örnek verelim. Doğuya doğru V hızıyla gitmekte olan bir aracın içindeki yolcu yere düşen yağmur damlasını güneye V hızıyla gidiyormuş gibi görüyor. Buna göre yağmur damlasının yere göre hızı nedir? Doğuya doğru giden aracımız yağmur damlasını yani bağıl vektörümüzü aşağı güneye doğru görüyor. Arabanın içindeki yolcumuz doğuya doğru gidiyor. Bağıl vektörümüz aşağı doğru ise bizim bakılan yani yağmur damlasının hangi yönde olduğunu bu şekilde tanımlarız. Burada aracımız V hızıyla doğuya doğru gidiyor. Yağmur V hızıyla aşağı doğru iniyor. O zaman Pisagor'dan yağmurun yere göre hızı V çarpı karekök 2 olacaktır. Yönü de 45 derece güneydoğu olacaktır. Daha önceki tanımladığımız denklemler ile çözersek VD'ye eşittir VDA artı VAY damlanın arabaya göre ve arabanın yere göre hızlarını yerine yazdığımızda damlanın yere göre hızı karekök 2 V olacaktır. Bu iki hız bileşenini oranladığımızda yönümüzde eksi 45 derece olur. Başka bir örnek. Doğuya doğru gitmekte olan X aracındaki gözlemci Y aracını doğuya doğru, Z aracını batıya doğru gidiyormuş gibi görüyor. Buna göre Y ve Z araçlarının hareketleri hakkında neler söylenebilir? Burada Y için tek seçeneğimiz var. X aracından daha hızlı giderse bağlı hız vektörümüz doğuyu gösterir. Yani Y kesinlikle doğuya gidiyor ve hızı X'in hızından daha büyüktür. Z aracı için ise bağlı hızımız batıyı gösteriyorsa birinci alternatifimiz
z x'ten daha yavaş bir şekilde doğuya gidiyor olabilir. Ya da z aracımız duruyor olabilir. O zaman eksi vx hızıyla batıya gidiyormuş gibi görürüz. Ya da z aracımız direkt batıya gidiyor. O zaman bağlı hızımız vx artı vz şeklinde ifade edilecektir. Bir diğer bağlı hız problemi ise nehir problemleridir. Burada ifadelerimizi tanımlarsak, suya göre hız, su durgun iken yüzücünün veya kayığın sahip olduğu hızdır. Kayığa göre hız ise, kayık durgun iken kayığın içindeki hareketlinin hızıdır. Yere göre hız ise, suya göre hız ile akıntı hız vektörel bileşkesi olan hızdır. Yani yerde duran bir gözlemciye göre hızımızdır. İşlemlerinizi yaparken yere göre hız baz alınmalıdır. Bunu örnek soru üzerinden gördüğümüzde daha rahat anlayabileceğiz. Örnek, akıntı hızının 5 metre bölü saniye olduğu bir nehirde bir kayık K noktasından L noktasına suya göre sabit hızla 10 saniyede gidiyor ve 20 saniyede geri dönüyor. Buna göre KL uzaklığı kaç metredir? KL uzaklığı değişmeyeceğinden giderken ve dönerken aldığı yol eşittir. Yani KL eşittir LK. Giderken kayığınızı artı akıntınızı çarpı 10 eşittir. Dönerken ise kayık akıntıya karşı hızlandığından kayık eksi 5 çarpı 20 saniye olacaktır. Buradan kayığın hızı 15 metre bölü saniye bulunur. O zaman bunu sol tarafta yerine yazarsak bize 15 artı 5 çarpı 10, o da KL uzunluğunu bize 200 metre olarak verecektir. Nehir problemlerinde her hız kendi yolunu alır ve kayık karşı kıyıya her zaman yere göre hızı doğrultusunda çıkar. Burada KL uzunluğunu tanımlarsak kayığın suya göre hızı çarpı zaman, LM uzunluğunu tanımlarsak yani karşı kıyıya ne kadar uzakta çıkar dediğimizde suyun hızı çarpı zaman ve aldığı yol nedir dediğimizde kayığın yere göre hızı çarpı zaman olarak ifade edilir. Bu yaptığımız tanımlamaları örneğimizin üzerinde görelim. Genişliği 3 km olan ve doğu yönünde 5 km bölü saat düzgün hızı ile akan bir nehirde kayıkçı rotasını tam olarak kuzeye yönlendirmiş ve suya göre 10 km bölü saat hızla ilerlemektedir. A şıkkı, karadaki bir gözlemciye göre kayıkçının hızı nedir? Kayıkçının yere göre hızı eşittir kayıkçının nehre göre artı nehrin yere göre hızı, yani nehrimizin hızı. O da 10 kuzey yönü artı 5 doğu yönü kilometre bölü saat olacaktır. Büyüklüğü ise 10'un karesi artı 5'in karesi toplamının karekökü 11,2 kilometre bölü saat olacaktır. Yönünü açısal olarak tanımlarsak teta eşittir tanjant eksi 1 5 bölü 10'dan 26,6 derece olacaktır. B şıkkı, kayıkçı ne kadar sürede karşı kıyıya ulaşır? Karşı kıyıya ulaşma süresini bulmak için kayıkçının nehre göre hızını baz alırız. Nehrin genişliği eşittir kayıkçının nehre göre hızı çarpı t. Buradan t'yi çekersek 3 bölü 10'dan 0,3 saat olacaktır. O da 18 dakikadır. C şıkkı, tam karşıdaki bir noktaya ulaşması için rotası ne olmalıdır? Kayığın yere göre hızı eşittir kayığın nehre göre hızı artı nehrin yere göre hızı. Buradan kayığın yere göre hızı karekök içinde kayığın nehre göre hızının karesi eksi nehrin yere göre hızının karesi. 10'un karesi eksi 5'in karesi. Buradan da 8,66 kilometre bölü saat olacaktır. Eğer yönünü tayin etmek istersek
ve yönü de teta eşittir tanjant eksi 1 5 bölü 8,66, o da 30,2 derece olacaktır. Böylece bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Herhangi bir sorunuz olduğunda bana Mergen sisteminden ya da e-mail adresimden ulaşmanız mümkün. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.